Mastodonsaurus ortalama 230 milyon yıl önce geç Trias döneminde yaşamış, büyük ve etobur bir amfibiydi. Bu canlılar dinozorların yükselişinden önce baskın olmuş karasal omurgalılardı. Mastodonsaurus'un iskeletinin çoğu kafatasları ve çeneler dışında yakın zamana kadar çok az biliniyordu. İlk defa Alman paleontolog Friedrich von Jagger 1828'de Güney Almanya'da Württemberg'de Galdorf yakınlarındaki Trias Latenkopa yataklarında bulunan dikey çizgilere ve aşınmış uca sahip yaklaşık 10 santim uzunluğundaki bu dişin dev bir sürüngene ait olduğu düşünülerek girintili eksik ucun yukarıdan bakıldığında bir meme ucunu andırması nedeniyle Latince'de meme dişli kertenkele anlamına gelen Mastodonsaurus adı verildi. Fakat Mastodonsaurus adı dönemin bilim insanları arasında da çeşitli kafa karışıklığına sebep oldu. Haklı olarak İngiliz paleontolog Richard Owen tarafından belirtildiği gibi bu ad soyu tükenmiş mastodon filine atıfta bulunarak daha sonraki dönemlerde yanlış yorumlanabilirdi. Enine kesitte bakıldığında iç diş yapısının karmaşık labirent benzeri görünümüne atıfta bulunmak için labirintodon veya labirent dişli isminin daha uygun olacağını belirtti. Bununla birlikte zoolojik terminoloji kurallar belirlenen en eski adın kullanılmasını gerektirir. Bu yüzden labirintodon Owen, Mastodonsaurus Jagger'in ancak eş anlamlısı olarak kullanılmaya devam ediyor. Hem bilimsel hem de popüler kaynaklar Mastodonsaurus'u 19. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar bodur, kurbağa benzeri bir gövdeye ve kısa bir kuyruğa sahip olarak tanımlamaya devam etti. Örneğin 1855 yılında paleontolog Richard Owen, Labirintodon adını verdiği hayvanın bu şekilde göründüğünü düşünüyordu. Bu resim ise 19. yüzyıl ortalarında 1863 yılında çizilen Mastodonsaurus'un tahmini görünümü. Bu heykel de 1854 yılında Kristal Sarayı bahçesindeki Labirintodon. 1894 yılında ise Mastodonsaurus ve Hyperapedon çizimleri artık bu şekilde görünüyordu. Fakat 20. yüzyıl itibariyle bir araya getirilen iskeletler önce 1972'de Rus paleontolog Leonid Petrovich Tatarinov'u Koltayeva'ya yaptığı bir seferde keşfettiği 1.25 cm uzunluğundaki tam kafatası daha sonra 1996 yılında Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde sergilenen Mastodontosaurus fosili ve 1997 yılında Almanya'da keşfedilen fosiller bu bakış açısını değiştirdi. Ve ben bu fosillerin ikisini Moskova'da ve Almanya'daki Naturkunde Fuhr Museum'da görme ve inceleme fırsatına sahip oldum. Aksine Mastodontosaurus'un aslında en çarpıcı özelliklerinden biri boyutlarıydı. Çünkü bu hayvan zamanının en büyük amfibilerinden biriydi. Bazı bireylerin boyu 5-6 metreye kadar ulaşıyor ve ağırlıkları 500 kilogramın üzerine aşabiliyordu. Mastodonsaurus ile bir dalış yapsam muhtemelen yanında bu şekilde görünürdü. Bunu bir perspektife koymak gerekirse Mastodonsaurus küçük bir araba büyüklüğündeydi diyebilirim. Mastodonsaurus'un bu kadar büyük olmasının nedenlerinden biri muhtemelen su ortamlarında yaşamasıydı. Devasa boyutu suda gezinmesine hem yardımcı oluyor hem de avcılara karşı bir miktar koruma sağlıyordu. Mastodonsaurus Trias ve Jura dönemlerinde yaygın olan Temnospondylar adı verilen bir amfibi grubuna aitti. Temnospondillerin bazı türleri günümüz semenderlerine benzerken Mastodonsaurus gibi diğerleri dağ timsah benzeri bir görünüme sahip, şekil ve boyut olarak çok çeşitliydi. Gövdesi geniş ve basıktı. Büyük bir kafası ve kısa sağlam bir kuyruğu vardı. Bacakları da nispeten kısa ve kaslıydı. Muhtemelen karada yürümek yerine yüzmeye daha uygundu. Mastodonsaurus'un en çarpıcı özelliklerinden bir diğeri devasa kafatasıydı. Kafatası 1 metreye kadar uzundu ve yoğun bir şekilde kalın kemiklerle inşa edilmişti. Mastodonsaurus'un geniş, basık ve düz bir kafası vardı. Kafatası kemiklerinin üst yüzeyi birçok temnospondilde bulunan bir özellik olan karmaşık bir çukur ve sırt deseni taşıyordu. Bu sağlam süslemenin işlevi tam olarak anlaşılamamış olsa da diğer kapitozorlarda olduğu gibi Mastodonsaurus'un kafasının çatısındaki yörüngelerin arkasındaki parietal kemikler arasında sirkadiyen uyku uyanıklık döngüsünü düzenlemek için epifiz bezine bağlı bir ışığa duyarlı parietal göz içerecek olan bir epifiz açıklığıydı. Bu da muhtemelen hayvanın vücut sıcaklığı ve üreme ile ilgili hormon üretimini destekliyordu. Mastodonsaurus avını yakalayıp yutmak için kullandığı keskin dişlerle kaplı güçlü bir çeneye sahipti. Dişleri 10 ila 14 santim arasında değişen büyüklüklere sahipti. Vücudu uzun ve aerodinamikti. 4 güçlü bacağı ve suda yüzmesine yardımcı olan uzun bir kuyruğu vardı. Mastodonsaurus büyük boyutuna rağmen hem karada hem de suda hızlı hareket edebiliyordu. Bu da onu bölgenin zorlu bir avcısı haline getirmişti. Diyeti muhtemelen güçlü çeneleriyle yakalayabileceği balıklardan,
daha küçük amfibilerden ve hatta küçük sürüngenlerden oluşuyordu. Büyüklüğüne ve etkileyici çenelerine rağmen Mastodonsaurus aslında besin zincirinin tepesinde değildi. Fosil kanıtları bu hayvanların timsah ve erken dinozorlar gibi daha büyük avcılar tarafından avlanmış olduğunu gösteriyor. Mastodonsaurus nehir ve göllerden kıyı bölgelerine ve bataklıklara kadar çok çeşitli ortamlarda hayatta kalmayı başarmış ve sudaki yaşama iyi adapte olmuş bir canlıydı. Hızlı ve verimli bir şekilde yüzmesini sağlayan aerodinamik bir gövdeye ve güçlü bir kuyruğa sahipti. Kuyruğu muhtemelen itme gücünü sağlamak için kaslı bir yüzgeçle kalınlaştırılmıştı. Küçük uzuvlarla birlikte daha güçlü kuyruk, uzun genişletilmiş, üst üste binen sertleştirilmiş bir gövde bölümü ve ekstra ağır kemikler, Mastodonsaurus'un avını dipte pusuda bekleyen, ani hızlı saldırılar yapan, suda yaşayan bir pusu avcısı olduğunu gösteriyor. Büyük kürek benzeri ayakları, suda kolaylıkla gezinmesini destekleyen perdeli parmaklarla donatılmıştı. Bu da Mastodonsaurus'un karaya nadiren hatta hiç çıkmaya istekli olmayan bir su hayvanı olduğunu gösteriyor. Kuraklık dönemlerinde havuzlar kuruduğunda bireylerin toplu halde öldüğünü gösteren çok sayıda fosiller Mastodonsaurus'un suyu tamamen terk edemiyor olma olasılığını da düşündürüyor. İlginç bir şekilde Mastodonsaurus'un ayrıca benzersiz bir nefes alma şekli vardı. Modern amfibiler gibi akciğerlere güvenmek yerine vücudunda oksijenin doğrudan derisinden emmesine izin veren bir dizi hava kesesi bulunuyordu. Bu adaptasyon Mastodonsaurus'un uzun süre su altında kalmasına izin vermesi nedeniyle suda yaşayan bir hayvan için özellikle yararlı olabilecek bir durumdu. Hem sudan hem havadan oksijen çıkarmasına izin veren bu evrim onun hem su hem de karasal ortamlarda hayatta kalmasını destekliyordu. Paleontologlar Mastodonsaurus fosillerini Avrupa, Kuzey Amerika ve Afrika dahil olmak üzere dünyanın her yerinde buldular. Bu fosiller sayesinde keşfedilen bir diğer önemli konu Mastodonsaurus'un ilginç bir üreme davranışına sahip olduğudur. Yumurtalarını suya bırakan ve kendi başına yumurtadan çıkmalarına izin veren günümüzün çoğu amfibisinin aksine Mastodonsaurus muhtemelen yavrularını önemseyen bir canlıydı. Keşfedilen fosillerde yumurta ve yavru içeren çok sayıda taşlaşmış yuvalar bulundu. Bu da doğal olarak bilim insanlarına Mastodonsaurus'un yumurtalarını korumuş ve yavrularına ebeveyn bakımı sağlamış olabileceğini düşündürüyor. Fakat bu durum yine de sizde çok duyarlı bir anne imajı yaratmasın. Çünkü bazı daha küçük temnospodillerin fosilleri Mastodonsaurus benzeri hayvanlar tarafından saldırıya uğradığını gösteren diş izleri de taşıyor. Bu durum ise Mastodonsaurus'ların yavrularına karşı yamyamlık yapmış olabileceğinin bir göstergesi. Ne yazık ki Mastodonsaurus muhtemelen iklim değişikliği ve diğer hayvanların rekabeti gibi faktörlerin bir kombinasyonu nedeniyle yaklaşık 200 milyon yıl önce diğer birçok amfibi gibi yok oldu. Neslinin tükenmesinin nedenleri hala belirsiz olduğu için bilim insanları arasında tartışılmaya devam ediyor. Ancak iklim değişikliği, deniz seviyelerinin yükselmesi ve diğer omurgalılarla artan rekabet gibi çevredeki değişikliklerin bir kombinasyonunun rol oynaması muhtemel görünüyor. Mastodonsaurus, neslinin tükenmesine rağmen omurgalıların evrimi konusundaki anlayışımızı oluşturan yapbozun önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Bugün Mastodonsaurus, milyonlarca yıl önce gezegenimizde var olan inanılmaz yaşam çeşitliliğinin büyüleyici bir hatırlatıcısı konumunda. Fosil kalıntıları incelendikçe, geç Trias döneminin ekolojik ve çevresel koşullarına ve erken amfibilerin karada ve suda yaşama nasıl adapte oldukları, evrimi ve davranışları zamanla daha iyi anlaşılmış olacak.